Adana'da silahlı yaralama olayına müdahale eden polisler saldırıya uğradı. Konserim ne? Konserim ne abi? Çıkan saldırıda bir polis şehit oldu, ikisi polis, üç kişi de yaralandı. Saldırganların pompalı tüfek ve tabancayla açtıkları ateş sonucu polis memurları Mustafa Aksoy, Mustafa Görengül ile Osman Altınok yaralandı. İstirahatlı trafik polisi Görengül, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Olay saat 20.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesinin Kocavezir Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Bey kahvehanede oturuyordu. Bu sırada silahlı saldırıya uğradı ve ayaklarından yaralandı. Tabancayla ateş açan saldırgan, olay yerine kısa sürede gelen ekiplerce gözaltına alındı. Olay yerinde polis ekipleri çalışma yapıyorlardı. Bu sırada yaralı Hasan Bey'in akrabaları olay yerine geldi ve bir anda yaralının yakınlarıyla saldırganın akrabaları arasında arbede çıktı. Olay yerinde olan karakol ve motosikletli Yunus ekipleri tarafları ayırmaya çalışırlarken üzerlerine yaylım ateşi açıldı. Karanlıktan yararlanan Hasan Bey'in yakınları pompalı tüfek ve tabancalarla polisleri yaylım ateşine tuttu. Açılan ateşle polis memurları Mustafa Aksoy, Osman Altınok'la olay yerinin yakınında oturan trafik polisi Mustafa Görengül eve girerken karnından yaralandı. Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri saldırganlara ateşle karşılık verdi. Kaçan saldırganları yakalamak için polis geniş çaplı operasyon başlattı. Zırhlı araçlarla olay yerini ablukaya alan polis ekipleri çelik yelek ve uzun namlulu silahlarla saldırganların oturduğu sokağa girdi. Evleri tek tek arayan ekipler kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Çıkan çatışmada devlet ve özel Adana hastanesine kaldırılan yaralı polislerden Mustafa Görengül şehit oldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Çık.